Hadi geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Bravo arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Nasıl geçti yolculuk? Yorucuydu. Günler ve bu etap bizi çok yordu. Ama olsun, amacımıza ulaştık, hedefimize ulaştık. Sıcakla biraz mücadele ettik. Ama zaten bisikletçiyiz, bisiklet sporcusuyuz. Sıcağın haricinde çok fazla bizi etkileyen bir şey olmadı açıkçası. Yaklaşık 1000 kilometre, hedefimiz 1000 kilometreydi. Şu an itibariyle 1000 kilometreyi tamamladık. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Anamur Belediyesi olarak bu projeden çok mutlu olduğumuzu görüyoruz sizlere. Sağ olun. Sinop'ta bildiğiniz gibi en kuzey, en kuzeyden en güneye gidelim dedik. Bir deniz kıyısından diğer deniz kıyısına inelim dedik. Depremle ilgili bir farkındalık projesinin ikinci ayağıydı bu. İlki 2015 senesinde Erzurum'dan Yalova'ya koşmuştuk. Murat Boz'la birlikte. Bu sene aramıza genç bir arkadaşımız daha aldık. Kardeşimiz de bize büyük katkı sağladı. Destek aracı. 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde insanlara depremlerle ilgili, doğal afetlerle ilgili bir farkındalık projesi yaparak sürekli olarak bu coğrafyanın doğal afetlerle örülü olduğunu, sel felaketinin, depremlerin bu coğrafyanın doğal bir süreci olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yol boyunca da bu etkinliklerimizi yaptık çeşitli il ve ilçelerde. Ve şimdi çok sevgili Anamur'a geldik. Evet. Burada olmaktan da çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Ayağınıza sağlık. 1000 kilometre doğal afetleri ve depremi insanlığımıza hatırlatmak. Hayatımızın içinde olduğunu altını çizmek. Ve de bu özel günde. Özellikle burada bitirmeye çalıştığımızın sebebi de bu. Bu anlamlı bir şey. Bunu bir kez daha deklare edip bununla ilgili önlem, tedbir, ön hazırlık ve son hazırlık ne yapılması gerekiyorsa halkımızın yapması gerektiğini söylüyorum. İnşallah. Böyle bir proje hem farkındalık yaratmak, hem fay hattı, hem 17 Ağustos gibi önemli bir günde olması hem gurur verici olduğu, hem hatırlama anlamında olduğu insanlara bilinçlendirmek adına çok güzel bir etkinlik. Böyle farkındalık çalışmaları ve projelerin yapılmasına gerçekten Anamur Belediyesi olarak biz gurur duyduk, mutlu olduk. Biz de bu çalışmanın bir parçası olacağız inşallah. Üye i̇nşallah. Olarak ya da size farklı noktalarda destek olarak. Çok mutlu olduk. Yani tekrar Anamur'a hoş geldiniz. Kolyelerimiz var ya, hemen takalım. Tamam, konuşmasın önce. Hiç böyle takımız olmamıştı. Fotoğraf çekilene kadar bir şey yok. Şimdi, kamera çekelim. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz.
Gerçekten zor bir projeydi. Havanın bu kadar sıcak olması, 17 Ağustos'un bu anlamlı gününde burada olmak için çabalamamız bizi çok yıprattı. Ama Anamur'un içinde olmak, Anamur Belediyesi tarafından bu şekilde karşılanmak, Muz Birliği tarafından sürekli arkamızda olduklarını hissetmek ve en önemlisi biz çok büyük bir aileyiz. Akut gerçekten çok büyük bir aile. Zor günlerde her türlü canlının kurtarılmasında canını dişine takarak amatör bir ruhla profesyonelce çalışan ekibiz. Sağ olsunlar, 27 temsilciliğimiz var. Hali hazırda bekliyoruz. Dün gece bütün ekiplerimiz nöbetteydi. İnşallah Rabbim bize öyle bir gün yaşatmaz ama yaşatırsa 2200 kişilik gönüllü tayfamızla arkanızdayız, bunu bilesiniz. Teşekkür ederim. Bu projede Anamur'da olmaları bizi gerçekten çok etkiledi. Sizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz bu farkındalığı yarattığınız için. Bu bilinci tekrar bize hatırlattığınız için. O günü yaşadık geçtik, belki canlar yandı, bizim uzaktandı canlar yandı ama gerçekten canı yananlara her gün 17 Ağustos'tu. Biz gerçekten çok duygulandık. Genel sınav sürekli mutluluk. Bize fotoğraf çekin. Peki. Hatacığım gel buraya gel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gönlünü insan kurtarmaya evet. Adamış 3 tane abinin arasında. Bir haftadır bisiklet çeviren 3 tane abinin arasında. Neyse çok gerçekten bir mutluluktur ama başka bir şeyler hissettim mi? Çok mutlu oldum. Ne yapmak istiyordun 18 yaşına gelince? İnsanlara yardım etmek. Gönüllü olmak istiyorsun sen de Akut'ta değil mi? Peki haydi bakalım, teşekkür ederim, sağ olasın. Mutluluk, güzel, farkındalık yaratıyorlar, harika bir iş. Hepimiz yapabilsek keşke.